Uzay, son sınır, milyarlarca yıldızın ışığıyla serpilmiş bir karanlık tuvali. Her yıldız bizimkinden daha küçük, bazılarının aklın alamayacağı kadar büyük. Bu yıldızların etrafında gezegenler dönüyor, bazıları kayalık, diğerleri gazlarla kaplı. Ve sonra galaksiler var, yıldızlar, gaz ve tozdan oluşan uçsuz bucaksız adalar. Kendimizi Samanyolu galaksisinin sarmal bir koluna sıkışmış buluyoruz. Hayranlık ve merakla dolu olarak evrene bakıyoruz. Kozmik maceramıza çıkmadan önce evrendeki yerimizi düşünelim. Kozmik adresimiz Güneş'in yörüngesinde dönen 8 gezegenden oluşan Güneş sistemimizle başlıyor. Güneş sistemimiz 100 milyarlarca yıldızı içeren Samanyolu galaksisinde bulunur. Samanyolu gözlemlenebilir evreni dolduran milyarlarca galaksiden sadece biri. Evrende yapacağımız yolculuk bizi süper kütleli kara deliklerin gizlendiği galaksilerin kalbine götürecek. Yıldızların doğumuna ve ölümüne şahit olacağız, gezegenleri doğuran dönen gaz ve toz bulutlarına hayran kalacağız. Evrenin sırlarını açığa çıkarırken zihninizin sonuna kadar açılmaya hazır olun. Emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa hazırlanın. Yolculuğumuz evrenin yapı taşları olan galaksilerle başlıyor. Kara ve denizin değil, yıldızların, gazın ve tozun adalarını hayal edin. Galaksiler yerçekimiyle bir arada tutulan muazzam yapılar. Bazı galaksiler yüz milyarlarca, diğerleri trilyonlarca yıldız içerir. Bu si galaksilerin isişin için duayınızdayış dola si isi si didosi zlarşi doğar, yaşar ve ölür. Asarı ölür. Şimdi dikkatimizi kendi galaktik evimiz Samanyolu'na çevirelim. Dünyadaki bakış açımızla Samanyolu'nu gece gökyüzünde uzanan bir ışık bandı olarak görüyoruz. Galaksimizin ötesine seyahat edip geriye bakabilseydik muhteşem bir sarmal yapı görürdük. Güneşimiz bu sarmal kollardan birinde, galaktik merkezden 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunur. Samanyolu'nun kalbinde ışığın bile kaçamadığı süper kütleli bir kara delik bulunur. Samanyolu gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca galaksiden sadece biri. Ancak burası bizim evimiz. Galaksiler çeşitli şekil ve boyutlarda gelir. Bazıları Samanyolu gibi sarmal galaksilerdir. Diğerleri pürüzsüz ve oval şekilli eliptik galaksilerdir. Ve tanımlanmış bir şekli olmayan düzensiz galaksiler var. Galaksilerin boyutu birkaç milyon yıldıza sahip cüce galaksilerden trilyonlarca yıldıza sahip dev galaksilere kadar değişir. Galaksiler uçsuz bucaksız ve değişmeyen,
Yapılar gibi görünseler de aslında sürekli hareket halindedirler ve bazen yolları kesişir. Bu galaktik çarpışmalar milyarlarca yıl sürebilen yavaş, uzun olaylardır. Galaksiler birbirine yaklaştıkça kütle çekim kuvvetleri şekillerini bozmaya başlar. Bu çarpışmalar yoğun yıldız oluşum patlamalarını tetikleyebilir ve nihayetinde iki galaksinin tek daha büyük bir galakside birleşmesine yol açabilir. Aslında kendi samanyolumuz, en yakın galaktik komşumuz Andromeda galaksisi ile bir çarpışma rotasındadır. Galaksilerin ötesinde uzayın genişliği. Evrene dağılmış bu yıldız adaları olan galaksilerin harikalarını keşfettik. Ama şimdi onları ayıran uçsuz bucaksız boşluğa, kendi içinde boş olmaktan çok uzak olan boşluğa doğru bir yolculuğa çıkalım. Burası hayal edilemez bir ölçek ve derin bir gizem alanı olan galaksiler arası uzaydır. Galaksiler arası uzay, geçmiş galaktik çarpışmaların kalıntıları olan dağınık gazla ve hatta belki de göremediğimiz, ancak kütle çekimsel etkileriyle var olduğunu bildiğimiz zor bir madde olan karanlık maddenin parçacıklarıyla doludur. Galaksilerin ötesinde uzayın genişliği, evrene dağılmış bu yıldız adaları olan galaksilerin harikalarını keşfettik. Ama şimdi onları ayıran uçsuz bucaksız boşluğa, kendi içinde boş olmaktan çok uzak olan boşluğa doğru bir yolculuğa çıkalım. Burası hayal edilemez bir ölçek ve derin bir gizem alanı olan galaksiler arası uzaydır. Kozmosun dokusu, uzay zamanı anlamak. Uzayın büyüklüğünü ve evrenin işleyişini kavramak için düşünce şeklimizi değiştirmeliyiz. Uzayı genellikle boş bir kutu olarak hayal ederiz. Ama bu doğru değil. Esnek bir kumaşı, kozmik bir trambolini hayal edin. Bu kumaş uzayı ve zamanı birleştiren uzay zamandır. Yıldızlar ve galaksiler uzay zamanı büker ve eğriler. Bu bükülme yer çekimi olarak deneyimlediğimiz şeydir. Büyük patlama, yaratılışın yankıları. Şimdi kozmik saati geri saralım, en başa galaksilerin, yıldızların ve hatta atomların var olmadığı bir zamana gidelim. Evrenimizin doğumunu simgeleyen olay olan büyük patlamaya geri dönüyoruz. Hayal edilemez yoğunluk ve sıcaklıkta bir nokta. Tüm uzay ve zamanın sonsuz derecede küçük bir noktaya sıkıştırıldığı bir tekillik hayal edin. Sonra aniden patlayıcı bir genişleme, kavrayabileceğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir enerji patlaması. Evren statik değil, sürekli evrim geçiyor, sürekli büyüyor. 20. yüzyılın en derin keşiflerinden biri evrenin genişlediğiydi. Bir somun üzüm ekmeği pişirdiğinizi hayal edin. Ekmek kabardıkça üzümler birbirinden uzaklaşır. Galaksiler uzay zaman hamurundaki üzümler gibidir.
evren genişledikçe galaksiler arasındaki boşluk uzar. Evrende yapacağımız yolculuk bizi galaksilerin kalbine, yıldızların doğduğu bölgelere götürüyor. Bunlar geniş gaz ve toz bulutları olan yıldız yuvalarıdır. Hidrojen gazından oluşan bir bulutun trilyonlarca kilometreye yayıldığını hayal edin. Çekirdek daha yoğun ve sıcak hale gelir ve nükleer füzyonu ateşler. Bir yıldızın doğumu uzun ve büyüleyici bir yolculuğun sadece başlangıcıdır. Yıldızlar yaşam döngülerine, büyüme, olgunluk ve nihai düşüş dönemlerine sahiptir. Çöken bir gaz ve toz bulutu sıcak, yoğun bir nesne olan bir proto yıldız oluşturur. Çekirdeğinde nükleer füzyon ateşlendiğinde yıldız hidrojeni helyuma dönüştürür ve enerji yayar. Ana sekans dönemi yıldızın kütlesine bağlıdır. Yıldız ömrünün sonuna yaklaştığında hidrojen yakıtı azalır, çekirdeği büzülür ve yıldız kırmızı bir dev haline gelir. Bir yıldızın kaderi kütlesine bağlıdır. Düşük kütleli yıldızlar beyaz cüce adı verilen yoğun bir çekirdek bırakır. Büyük kütleli yıldızlar süpernova olarak patlayarak evreni ağır elementlerle tohumlar. Yüzyıllardır insanlar yıldızlara bakmış ve kendi güneş sistemimizin ötesinde başka gezegenlerin olup olmadığını merak etmişlerdir. Şimdi astronomideki gelişmeler sayesinde cevabın kesin bir evet olduğunu biliyoruz. Gezegenlerle dolu bir evrende yaşıyoruz. Öte gezegenler bazıları bizim güneşimize benzer, diğerleri çok farklı olan yıldızların yörüngesinde döner. Her keşif varsayımlarımıza meydan okuyarak ufuklarımızı genişletiyor. Dördüncü bölüm: Öte gezegen aşırılıkları, gaz devleri, süper dünyalar ve daha fazlası. Öte gezegenler diyarına daha derinlere indikçe bazıları o kadar garip ve uç noktada ki bilim kurgu sayfalarından fırlamış gibi görünen şaşırtıcı bir dünya dizisiyle karşılaşıyoruz. Örneğin yıldızlarına kavurucu bir şekilde yakın yörüngede dönen, atmosferleri dev balonlar gibi şişmiş gaz devleri olan sıcak Jüpiterleri ele alalım. Sonra bizimkinden önemli ölçüde daha büyük ve daha kütleli olan kayalık gezegenler olan süper dünyalar var. Bu süper dünyaların bazılarında kalın atmosferler ve sıvı su okyanusları olabilirken diğerleri çorak ve volkanik olabilir. Ve sonra kendi yıldızları olmadan galakside dolaşan gezegenler olan başıboş gezegenler var. Öte gezegen arayışı hala erken aşamalarında. Ancak her yeni keşifle kendi dünyamızın ötesinde var olan inanılmaz dünya çeşitliliği için daha derin bir takdir kazanıyoruz. Birinci bölüm: Kozmik arka bahçemiz, güneş sistemine daha yakından bir bakış. Şimdi kendi kozmik arka bahçemiz olan güneş sistemine eve dönelim. Güneş sistemimiz, güneşin yerçekimi ile birbirine bağlı gök cisimleri ailesidir.
her şeyin merkezinde dünyadaki yaşamı sürdüren güneş bulunur. Güneşin yörüngesinde 8 gezegen döner. Merkür'den Neptün'e kadar güneş sistemimiz güzellik ve aşırılıklarla doludur. Ayrıca gaz devlerinin etrafında dönen uydular ve kuyruklu yıldızlar da vardır. Güneş sistemimiz yer çekimi kuvvetiyle şekillenen dinamik bir yerdir. İkinci bölüm Dünya ve Ay'ın dansı, göksel bir ortaklık. Dünya ile uydusu Ay arasındaki ilişki öne çıkıyor. Bu göksel dans kütle çekimsel bir ortaklıktır. Ay soğuk, havasız bir dünyadır. Yüzeyi sayısız kraterle doludur. Ay dünyayı yaşanabilir hale getirmede önemli bir rol oynar. Ay'ın yer çekimi, deniz seviyelerinin ritmik yükselişi ve düşüşünü yaratır. Ay, dünyanın ekseninin çok fazla yalpalamasını önler, iklimimizi istikrarlı tutar ve ay insanlık için bir ilham kaynağıdır. Güneş sistemimizdeki yolculuğumuz bizi şimdi Güneş'in sıcaklığına yakın duran kayalık dünyalar olan iç gezegenlere götürüyor. Bu gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gaz devlerinden çok farklıdır. En küçük gezegen olan Merkür, aşırılıkların dünyasıdır. Yüzeyi asteroidler tarafından yoğun bir şekilde kraterlerle kaplıdır. Venüs, kontrolden çıkmış bir sera etkisinin uyarıcı bir hikayesidir. Kalın atmosferi ısıyı hapsederek onu en sıcak gezegen yapar. Dünya yaşamla dolu bir vahadır. Atmosferi bizi ayakta tutar. Ve sonra ince bir atmosfere sahip kırmızı gezegen Mars var. Kanıtlar bir zamanlar daha kalın bir atmosfere ve akan suya sahip olduğunu gösteriyor. Dördüncü bölüm Dış Devler, Gaz Devleri ve Onların Çevreleri. Asteroid kuşağının ötesine geçtiğimizde gaz devlerinin alanına giriyoruz. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün iç güneş sisteminin kayalık dünyalarından çok farklıdır. Jüpiter dönen bir gaz topudur. Atmosferi renkli bantlardan ve fırtınalardan oluşur. Büyük kırmızı leke yüzyıllardır şiddetli bir fırtınadır. Satürn muhteşem halkalarıyla bilinir ve daha sakin bir atmosfere sahiptir. Halkaları yer çekiminin maddeyi karmaşık yapılara dönüştürme gücünün bir kanıtıdır. Buz devleri Uranüs ve Neptün daha uzak ve az bilinen kardeşleridir. Uranüs yan yatmıştır, Neptün ise derin mavi bir dünyadır. Bu gaz devleri birçok uydu tarafından yörüngede dönerler. Birinci bölüm Kozmik Odysseus. Galaksiler, uzay ve evren boyunca yaptığımız fantastik yolculuk bizi tanıdıktan olağanüstüye götürdü. Samanyolu'nun uçsuz bucaksızlığına yerleşmiş küçük bir yaşam cenneti olan soluk mavi noktamız dünyada başladık. Galaksilerin kalbine doğru yola çıktık. Yıldızların doğumuna ve ölümüne, gaz ve tozun dönen balesine ve süper kütleli kara deliklerin hayranlık uyandıran gücüne tanık olduk. Kozmosu şekillendiren ve gök cisimlerinin dansını yöneten akıl almaz bir kumaş olan uzay zaman kavramını araştırdık. Kozmosta yolculuk ederken evrenin ölçeğini
ve ihtişamını, güzelliğini, gizemini ve hayranlık ve merak uyandırma kapasitesini daha derinlemesine takdir ettik. İkinci bölüm olasılıklar evreni. Evreni keşfimiz daha yeni başladı. Her yeni keşif bilgi sınırlarımızı zorluyor ve bizi aramaya, keşfetmeye teşvik ediyor. Evren uçsuz bucaksız bir olasılıklar okyanusudur. Kozmik uçurumda bizi hangi yeni harikalar bekliyor? Başka gezegenlerde yaşam kanıtı bulacak mıyız? Karanlık maddenin ve karanlık enerjinin sırlarını çözecek miyiz? Ve bir gün kendi galaksimizin ötesine gidecek miyiz? Bunlar gelecek nesillerin cevaplaması gereken sorular. Kozmos'ta yolculuğumuz bitmekten çok uzak. İyi ki